Peki Avrupa ülkelerinde hem öğrencilik yapıp hem de çalışma durumu nasıl? Mezun olduktan sonra çalışma vizesi alabiliyor mu öğrenciler? Bir öğrenci öğrencilik yaparken çalışırsa ne kadarını karşılayabilir? Avrupa üniversitelerinde kabul edilme daha mı zor, daha mı kolay? Gitmek istediği Avrupa ülkesinde hazırlık okuması gerekiyor mu bir sene ya da 2 sene? Bu Avrupa'daki üniversiteleri YÖK kabul ediyor mu, yani akredite mi? Bu Avrupa'daki üniversitelere başvuru sürecinde en çok nelere bakıyorlar? Merhaba, ben Tamer Gürsoy. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Şimdiye kadar size hep yurt dışına gidişle ilgili önemli bilgiler vermeye çalıştım buradan. Bugün de yeni bir konuğum var ve bu konukla bugünün konusu Avrupa'da üniversitelere başvuruyu konuşacağız. Ve bu uzman konuk sizlere Avrupa'da eğer bir üniversiteye başvurmak istiyorsanız bu süreçte neler yapmanız gerekiyor, bunları anlatacak. Ama tabii yapmaya, uygulamaya, çalışmaya başlamadan önce bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bence bu konuğum sizlere bu araştırmaları nereden yapabileceğinize dair de çok önemli bilgiler verecek. Şimdi sizlere konuğumu takdim etmek istiyorum. Konuğum eğitim uzmanı Sercan Kırık. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Temel. Merhaba. Merhaba. Sercan, ben biliyorum ki sen de diğer konuklarım gibi bu yurt dışı eğitim konusunda senelerdir çalıştın, tecrübeler biriktirdin. Bugün senden bu tecrübelerini bizimle paylaşmanı rica edeceğim. Bizimle derken bizi tüm Türkiye'den ve Türkçe konuşulan ülkelerden takip ederek yurt dışında üniversitelere nasıl başvurabileceğini öğrenmek isteyen gençler ve veliler demek istiyorum ben. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Bu sorulardan ilki, bu Avrupa'daki üniversitelere başvuru sürecinde en çok nelere bakıyorlar? En çok istedikleri ön şartlar nelerdir? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için bu kanalına. Çok memnun oldum. Dediğin gibi uzun yıllardır bu konuda yurt dışı üniversite danışmanlığı konusunda gerekse öğrenci yurt dışı üniversitelere başvuru hazırlıkları konusunda olsun. Beraber de seninle uzun yıllar çalıştık. Uzun yıllar çalıştık. Evet, Evet. evet çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'daki üniversitelerin başvuru koşullarında bu ülkeden ülkeye veya üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebiliyor. Yani standart bir şunlar olacaktır, kesin bunlar olacaktır. Hani bunlar olsun tamamdır diye bir ayrım yapmak mümkün değil. Tabii ki belli başlı kriterler var. Bir öğrencinin üniversiteye başvururken olması gereken en önemli şey lise notları. Lise dönemi boyunca aldığı derslerdeki başarısı ön planda oluyor. Ama bazı ülkelerde, bazı üniversitelerde bizdeki gibi üniversite giriş sınavları var. Yani admission test dediğimiz sınavlar oluyor. Bu sınavlardan alacağı skorlar çok önemli olabiliyor. Bunları Yani açar mısın? Şimdi Amerikan üniversitelerine ve bazı Avrupa üniversitelerine başvurmak için TOEFL ve SAT ya da IELTS ve ACT istendiğini biliyoruz. Önceki programlarımızda bunları anlattık. Peki Avrupa üniversitelerine girmek için şimdi bahsettiğim bu sınavlar, bunların aynısı mı yoksa daha farklı sınavlardan mı bahsediyorsun? şöyle şimdi biz Amerika veya İngiltere dediğimiz zaman bunlar İngilizce konuşulan ülkeler, ana dili İngilizce olan ülkeler. Hal böyle olunca da üniversitelerin verdiği programlarda İngilizce dilinde. Öğrencilerden de dil yeterliliklerini göstermesi için TOEFL, IELTS gibi sınavlar isteniyor. Hatta bunun yanında da diğer admission testlerle de belki SAT ile ya da okullarında daha da aldıkları programlara göre eğitimin diline göre de İngilizce yeterliliklerini göstermesi gerekebiliyor. Ama Avrupa'ya döndüğümüzde Avrupa'da İngilizce konuşulan, aslında İngiltere'yi Avrupa'dan sayıyor muyuz artık onu bilmiyorum ayrıldıkları için ama Ben Avrupa'yı derken aslında İngiltere hariç konuşuyorum. Çünkü evet. bu programda biz Amerika, İngiltere ve Kanada'yı ayrı düşünüyoruz. Diğer Avrupa ülkelerini ayrı düşünüyoruz. Tamam. Şöyle ki yani ana dili İngilizce değil bu ülkelerin. Yani Almanya, İtalya, Hollanda baktığımız zaman Fransa, kendi evet. dillerinde Fransa, kendi dillerinde ağırlıklı olarak eğitim veren ülke. Tabii ama bunların içerisinde Hollanda ve İtalya özellikle İngilizce eğitim imkanlarının çok fazla olduğu, üniversitelerin daha ulaşılabilir İngilizce eğitimde olduğu ülkeler. Burada
Ana dili İngilizce olan üniversiteler var Hollanda ve İtalya'da, değil mi? Onu demek istiyorsun. Evet, ülkelerin ana dili İngilizce değil ama İngilizce programlar var. Hani Hollanda'da evet Dutch dili konuşuluyor, ana dilleri İngilizce değil ama İngilizce program imkanları çok fazla. Bunun yanında İtalya'da da hani bir Hollanda kadar olmasa da ona yakın çok fazla İngilizce programlar mevcut. Ama Almanya özeline baktığımızda, Fransa'ya baktığımızda kendi dillerine daha çok ağırlıklı olarak eğitim veriyor. Ha bu şu anlama da gelmesin, İngilizce programlar burada yok anlamına da gelmesin ama ağırlık Almanya'da üniversite okumayı düşünüyorsa öğrenci Almanca öğren diyorum ben. Yani Almanca olmazsa Almanya'da üniversite okumak doğru, çok zor olur. Zaten vize vesaire gibi şartlarda da isteyebilirler. Yine birazdan şartları konuştukça açarız. Ama şöyle bir şey var. Üniversiteler dil tabii ki kendi dillerinde eğitim verdikleri için çoğu kendi dillerine yeterlilik testleri isteyebiliyorlar. İngilizce programlarda da TOEFL ya da IELTS sınavlarıyla İngilizce yeterliklerini gösterebiliyorlar. Ama bunların yanı sıra üniversitelerin bölümlere göre öğrencilerin istedikleri sınavlar olabiliyor. Bu sınavlar da İngilizce programlarda İngilizce yapıldığı için öğrenci zaten o sınavda başarılı olsa İngilizce için yeterlilik göstermesi şart olmayabiliyor. Ve bunları dediğim gibi her üniversitenin özelinde bakmak gerekebilir. Bir de şöyle de bir şey var. Hani uluslararası alanda kabul görmüş SAT gibi, ACT gibi hani Amerika'da daha çok üniversite okumak isteyen öğrenciler aldığı sınav var. Avrupa'da da bazı üniversitelerde, özel okullarda, özellikle İtalya'da hatta daha da şey detay vermem gerekirse İtalya'daki okullarda kendi sınavlarının yaptıkları sınavların yerine de yani replace edebiliyorsun, kullanabiliyorsun. Orada dediğim gibi üniversitenin birebir şartlarına da ayrıcalıklı olarak bakmak gerekiyor. Yani bu üniversitelerin birebir şartlarını öğrenmek için herhalde üniversitelerin web sitelerinden öğrenebilirler, değil mi? Uluslararası öğrenciler kısmından. Tabii ki, tabii ki üniversitelerin ya özellikle İngilizce eğitim veren okullar birazcık daha web sitelerinde bu bilgileri daha iyi detaylandırabiliyor. Bu programlara öğrenciler üniversitelerin başvuru şartlarında hangi sınavları istediklerini ulaşabiliyorlar. Ama bazen de özellikle üniversiteye bir sormak da gerekebiliyor. Bazen bulamıyorsunuz, çıkamıyorsunuz ama üniversitede oradan iletişime geçmek de gerekebiliyor. Şimdi Sercan şurada bir şey sormak istiyorum. Mesela diyelim ki öğrenci Fransızca biliyor ve Fransa'da üniversite okumak istiyor. Okey, problem yok bunda. Almanca biliyor, Almanya'da okumak istiyor. Okey. Fakat diyelim ki Danimarka'da okumak istiyor ve Danish yani Danimarka lisanını bilmiyor. Şimdi bunu okuyamayacağını öğrenmek için web sitesinden Danimarka'da ya da Hollanda'da Flamanca bilmediğine göre bu okullarda müracaat etmek istediği okullarda İngilizce üzerinden eğitim yapan bölüm var mı yok mu diye araştıracak önce. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Eğer yoksa o zaman Danish ya da Flamanca öğrenecek mesela bu okullara başvurmak için. Tamam. Çok doğru söylüyorsun. Yani eğer ki Danimarka'da ya da diğer ülkelerde işte İsveç, Norveç ya da Finlandiya tabii ki İngilizce eğitimler bulmak mümkün ama her bölümde, her üniversitede İngilizce program bulamayabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Tabii ki İngilizce değilse o program direkt kendi dillerinde veriyor. Yani Danimarka'da işte Danish, Danca ya da İsveç'te, Norveç'te yine kendi dillerindedir eğitim. Eğer İngilizce programı bulamıyorsanız bu o anlama geliyordur. O yüzden de bunu tabii ki orada gideyim, kurs alayım, bir sene kalayım. Hani o tercih meselesi, öğrencinin çizeceği yol haritasına göre değişiklik gösterebilir ama tabii ki tekrardan bir dil öğrenmeye şartı gerekiyor. Orada da tabii ki üniversite düzeyinde o dillere hakim olması lazım. Yani onun için de birazcık daha zaman gerekebilir. Yani bir senenin belki biraz daha üzerinde bir zaman da gerekebilir. Bu noktada başka bir soru sormak istiyorum Sercan. Şimdi biliyoruz ki Amerika, İngiltere ve Kanada gibi Anglo-Sakson kültürlü ülkelerde diversity dediğimiz yani farklılık, değişkenlik, çeşitlilik çok önemli. O yüzden uluslararası öğrencileri daha hoş karşılıyorlar, daha istiyorlar gelsin. Uluslararası öğrenciler için daha geniş kontenjanları var. Avrupa'daki üniversitelerde aynı şey söz konusu mu? Yani diversity'ye önem veriyorlar mı? Yani şöyle aslında diversity'ye önem veriyorlar diyebilirim ama bir Amerika kadar hani ucu açık değil. Orada hani biz bazı bölümlerde sınırlama koyabiliyorlar. Belirli sayıda öğrenci, işte EU ayrı için hani EU ayrı bir kontenjan. International için ayrı bir kontenjan koyabiliyorlar bazı bölümlerde, bazı fakültelere. O yüzden hani her bölüme sınırsız öğrenci alıyorlar demek mümkün değil.
Özellikle İtalya üzerinde Okulları daha baktığımızda kısa Anglo-Sakson ülke üniversitelerine göre diyebiliriz o zaman. Ya şöyle söyleyebilirim özetle yani üniversite üniversite ya da okuyacakları bölüme göre değişiklik gösterebilir. Evet bir diversity var. Zaten okullar da aslında hani kendi tanıtımlarını yaparken buna önem veriyorlar ama bazı bölümler için belirli sayıda öğrenci alabiliyorlar. Örnek verecek olursak da mesela İtalya'da tıp fakültelerine belli sayıda non-EU öğrenci alıyorlar. Anladım. Yani hep aynı yere varıyoruz. Avrupa'daki üniversitelerin ön şartlarını öğrenmek için ülke ve okul bazında araştırma yapmakta yarar var. Çünkü ülkeden ve üniversiteden üniversiteye değişebiliyor diyorsun şartlar. Evet, değişebilir. Aslında bunun sebebi de birazcık İngilizce program arıyorsak. Çünkü İngilizce program arıyoruz. Yani öğrencilerimiz daha çok İngilizce program arayışında. Çünkü o dile çok hakim olmayabiliyorlar. Bu sebeple de o İngilizce program veren üniversitelerin tek tek kabul şartlarına bakmak gerekebiliyor. Sercan, bu noktada bir şey daha sormak istiyorum sana. Eminim ki bizi izleyen öğrencilerin ve velilerin ilgi noktası işin finansal kısmı tabii biraz da. Şimdi biz yine biliyoruz ki Amerika ve Kanada'da, İngiltere'de daha kısıtlı, sınırlı. Burs programları var öğrencilere. Avrupa'da veriyor mu burs? Ya belki de tekrar ediyor olacağım ama gerçekten Avrupa dediğimiz zaman belirli ülkeler tabii ki yine finansal açıdan destek veren ülkeler var. Hani öğrenciye direkt gelir ailesinin gelir düzeyine göre burs verebiliyorlar ya da bursu şöyle yapabiliyorlar. Ödeyebilecek kısmı belirleyebiliyorlar o gelir düzeyine göre. Ama bazı ülkeler var ve bazı bölümler var ki kesinlikle burs bulamıyorsunuz. Ve o ülkede hani İngilizce mühendislik veren tek programı o ama burs imkanı yok. Eğitimin Anladım. Ücretsiz olduğu ülkeler de var. Mesela Norveç. Ama tüm programları İngilizce olarak bulmak, hani her programdan bir tane de olsa mesela İngilizce bulma şansı yok. Yok. Ama bunu şöyle bir şey de isteyebiliyorlar. Eğitim ücretini hani bursla karşılıyor olsam bile yaşam masrafları için gelirinin olduğunu yine göstermen gerekiyor. Peki Avrupa ülkelerinde hem öğrencilik yapıp hem de çalışma durumu nasıl? Yani çalışma izni veriyor mu bu ülkeler? Çalışma izni veren okullar var. Hani üniversiteler daha doğrusu ülkeler var. Belirli sürelerde çalışabiliyorlar öğrenciler. Ama yani buna mümkün olmayan ülkeler de var. Ama bu şu demek değil. Hani çalışarak orada hem okurum hem yaşam masraflarımı karşılarım olmuyor maalesef. Bundan çok net söylüyorlar da. Hani belli bir miktarına kadar yine karşılayabiliyor. Ama hani orada hem çalışarak okurum, yaşarım demek mümkün değil. Anladım. Peki yani hiçbir bir soru geliriniz daha yoksa çok sormak. Mümkün değil. Yani ama yine de bir destek olması açısından finansal durumlarına çalışma izni verebiliyor bazı ülkeler diyorsun. Evet, evet. Öğrenciyken, Öğrenciler temiz öğrencilik çalışabiliyor. Belli yaparken. sürelerde, belli saatlere kadar çalışabiliyorlar. Bir diğer sorum o zaman buna bağlantılı. Mezun olduktan sonra çalışma vizesi alabiliyor mu öğrenciler? Ki artık o zaman öğrenci Şöyle ki oluyor. Yani iş araması için belirli bir süre vize imkanları var. Hani bir sene, iki sene mezuniyetten sonra öyle imkan veren okullar da var. Daha doğrusu ülkeler de var. Bunun yanı sıra yani tabii ki belki okurken staj gibi imkanlardan faydalandıysa, öğrenci bunu gerçekleştirirse belki mezuniyetten sonra kalıp orada çalışma şansı da olabiliyor. Çok iyiymiş Sercan bu. Yani eğer böyle iş bulana kadar kalmaları için bir sene, hatta bazı ülkeler iki sene dedin izin veriyorlarsa orada üniversite okumuş olan öğrencilere, bu gayet iyi bir olanak, gayet iyi bir fırsat sanki. Evet evet yani bu hani Avrupa Birliği'ndesiniz ve yani o süre içerisinde gerçekten hani o fırsatı değerlendirme şansları var öğrencilerin. Çok güzelmiş. Ben bu işe bayıldım. Soracağım sorulardan bir tanesi. Mesela öğrenci gitti oraya. Peki kalmak için de ayrıca bir fon ayırması gerekiyor mu ev tutmak falan için? Yoksa okul, yurt, yatakhane falan imkanlar sağlayabiliyor mu? Böyle ülkeler var mı? Yani şöyle bakmak lazım. Avrupa'da bir okul ücreti. Şimdi Amerika biraz daha mesela şey verir. Hani bir paket her şey içindeymiş gibi görürsünüz ama içinde detaylandırırsınız. Tuition ayrıdır, okul ücreti, kitap ücretleri vesaire. Şimdi Avrupa'daki okulların ücretlerine baktığınız zaman size direkt okulun ücretini verirler. Zaten okul ücretini görürsünüz. Onun haricindeki yaşam masraflarını yani işte konaklama, diğer ulaşım vesaire işte kitap, materyaller onların hepsi ekstradır. Ayrı planlamak lazım. Ben şu an minimum belki de değiştirmem gerekiyor. 1000 euro aylık planlamak lazım diyorum yaşam masrafları için.
Okulların yurt imkanları olabiliyor ama bazı ülkelerde öyle bir hani bizdeki gibi ya da Amerika'daki gibi bildiğimiz bir yurt imkanı olmuyor. Daha çok student apartment hani dediğimiz şekilde belki böyle hizmet verebiliyorlar. Mesela Hollanda bunu çok yapıyor. Ama mesela İtalya'daki üniversitelerin yurt imkanları olabiliyor. Öğrenciler hani okulluğa beraber yurt başvurusu da yapabiliyor. Ama burada dediğim gibi ne ülkesine göre ya da üniversitelere göre imkanlar farklılık gösterebiliyor. Orada Şimdi bir yaşam Ercan, ben masrafları. orada bir 1.000 euro lafı duydum. Eminim benim gibi o lafı yakalayan bir sürü genç ve veli vardır şu anda. O lafı biraz açmak istiyorum. Bu 1.000 euro yaşam şeyleri için aşağı yukarı yeter dedin. Buna kalma, barınma dahil mi yani? Tabii ki dahil. Yani şöyle ki zaten ülkelerin de konsoloslukları her sene belli bir miktar koyuyorlar. Bu minimum. Senin ama yaşam standartlarına göre değişiklik gösterebilir. En lüks kuaföre gidersin, saçlarını kestirsin ya da en yüksek Tabii. internet paketli cep telefonu kullanıyorsundur. Masrafın daha fazladır ama minimum. Mesela Almanya, yani bir ay önce baktım, eğer bir güncelleme olmadıysa 947 euro koyuyor aylık. Şimdi eğer ki bunun üzerine çıkabilirsin, oralarda da kalırsın. Ama bu olmazsa biraz yaşam zorlayıcı olabilir. Zaten bu olmazsa bize de vermiyorlar. Yani 1.000 euroya barınabilirsin, karnını doyurabilirsin, ulaşımını sağlayabilirsin. Yaşarsın yani 1.000 euroya Avrupa'da, EU ülkesinde bir öğrenci olarak. Standart yani böyle hani özel odam olsun, evim olsun demiyorsan paylaşımlı bir Tamam, o odada tamam. hani yaşanabilir. Tamam, çok güzelmiş bu. Bence şimdi derhal bizim programı kapatıp da bu Avrupa'daki üniversitelerin web sitelerine dalmış olan öğrenciler olabilir şu anda. Yani yıllık şöyle, yıllık 12 bin, 13 bin euro arasında normal bir şekilde hani yaşanır. Ama biraz daha açayım dersen o masraflar tabii ki daha da çıkabilir yani. Yok, yani minimumunu konuşuyoruz. Minimum Peki 12 bin. Şimdi bu 1.000 euronun peki öğrenci öğrencilik yaparken çalışırsa ne kadarını karşılayabilir sence aşağı yukarı? Yani orada en minimum 400 euro kadar çıkarma şansı da olabilir. Süpermiş. Yani kalıyor geriye bir 5-600 dolar. 5-600 doları da kendi cebinden koyarsa ayda, 400-500 dolar da ayda kendi kazanırsa bu işi kıvırabilir sanki. Peki. Evet. Tamam, bu güzel bir bilgi oldu Sercan. Buradan şuna geleceğim. Bu Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin fiyatıyla, yıllık ücretiyle Amerika'daki ya da İngiltere'deki üniversitelerin ücretlerini mukayese edebilir miyiz? Böyle bir bilgi var mı elinde? Tabii ki yani şöyle ki kıyaslarsak Avrupa çok daha ekonomik. Amerika'ya, Kanada'ya ya da İngiltere'ye göre. Hani Amerika'da 40-50 bin dolarlardan hani başladığını düşünürsek üniversitelerin, hani state üniversiteleri de. Yani Avrupa'da okul ücretleri hani 12 bin, 13 bin eurolarda olanlar da var. Ama mesela İtalya'da devlet okullarında hani 5 bin eurolara kadar maksimum çıkabiliyor. O civarlarda üniversiteler de var. Hani yaşam masraflarını plus koyarsak hani 20 bin euroyla ya da 25 bin euroyla hani belki Avrupa'da üniversite okuma Yaşam şansı bulabilir. masraflarını koyma. Çünkü Amerika'daki üniversitelerin fiyatlarından bahsederken onları koymuyoruz. Salt üniversite ücretinden bahsediyoruz. O zaman doğru kıyaslayabilmemiz için Avrupa'dakileri de salt üniversite olarak bırakalım. Yani sen dedin ki 10-12 bin euro ya üniversiteler var Avrupa'da. Hatta İtalya'da 5 bin euroya da üniversite bulabilir, gidebilecek. Evet, öğrenci. Evet. 2000 euroya da hatta bulabilir. Yani daha aşağısında da var. Yani 2000 ama özel bir üniversiteye gidecekseniz belki orada fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Hani 13 bin eurolarda, 15 bin eurolar ya da fakültesine göre işte tıp fakültesi genelde pahalıdır. Mesela İngiltere'de de hani en yüksek ücretlerin olduğu fakülteler, tıp fakülteleri. Burada da hani Avrupa özelinde de bakarsak ama devlet üniversitelerinde, İngilizce eğitim veren devlet üniversitelerinde eğitim Avrupa'da çok çok ekonomik. Mesela Almanya'da zaten eğitim ücreti yok. Eğer ki Almanca biliyorsanız. Ben hep İngilizce üzerinde konuşuyorum ama Almanca biliyorsanız eğitim ücreti vermiyorsunuz. Fransa'da öyle değil mi? Yani buradaki mesela Alman okullarından mezun olmuşsan ya da Fransız okullarından mezun olmuşsan, aynı şey İtalya için de geçerli. Orada aynı ülkelere gidiyorsan, yani Alman okulundan mezun olup Almanya'ya, Fransız okulundan mezun olup Fransa'ya, İtalyan okulundan mezun olup İtalya'ya gidiyorsan ücret ödemiyorsun ya da çok cüzi mi ödüyorsun? Öyle bir şey mi var? Ya orada semester fee diyorlar. Yani bazı okullar 200 euro 300 ama zaten senin hani o eyalet içerisindeki ya da şehir içerisindeki ulaşım masraflarını zaten karşılıyor. Bir işte
bir kart veriyorlar. Yani o masraflarını zaten hani oradan almış oluyor aslında. Hani o da çok büyük meblağlar değil. Hani şöyle değil. Diğer ücretlere baktığımız zaman çok büyük meblağlar değil. Tabii ki 200 euro, 300 euro ya da 500 euro belki kimine göre çok fazla da olabilir. Hani TL'ye kıyasladığımızda. Ama geneline baktığımızda çok Ama büyük meblağ TL ile değil. kıyaslamayacağız. Orası tehlikeli bir bölge. O zaman hiçbir ümidi kalmaz insanın. Çünkü devamlı da değişiyor fiyatlar TL bazında. Biz yine Euro bazında konuşalım. Sercan, bir şey daha sormak istiyorum sana. Bu Amerikan üniversitelerine nazaran Avrupa üniversitelerine kabul edilme daha mı zor, daha mı kolay? Böyle bir kıyaslama yapabilir miyiz? Yani ne kadar doğru bir kıyaslama yapmak onu da bilmiyorum ama bir cevabın varsa paylaşabilirsen Tabii herkes ki, öğrenmiş olur. tabii ki, tabii ki. Yani aslında şöyle bir kıyaslama yapmak bence çok doğru değil. Çünkü Amerika'daki üniversitelerin başvurularda değerlendirme kriterleri, Avrupa'daki üniversitelerin değerlendirme kriterleri birbirinden çok farklı diyebilirim. Ya Amerika'da bir holistic review yapar, öğrencinin tüm akademik ders dışı etkinlikleri göz önünde hani bulundurularak bir değerlendirme yapılıyor. Yazdıkları mektuplar. Avrupa'da biraz daha farklı. Esasında şunu söyleyebilirim. Biraz daha sınavlardan aldıkları sonuçlar daha ağır basabiliyor. Anladım. Değerlendirmede sınav sonuçları yani admission testlerdeki sonuçlar daha ağırlık gösteriyor diyebilirim. Ya da okullarında işte diploma programları var. Lise bitirme diploma programları, IB gibi uluslararası bakalorya diploma programları gibi oradaki aldığı notlar daha başvuru değerlendirmesinde yüzde olarak daha fazla öne Anladım. çıkıyor. Sercan, bir soru daha soracağım sana. Bu Avrupa'daki üniversiteler, sen yine bana tabii duruma bağlı diyeceksin ama ben yine de sorayım sorumu. Avrupa'daki üniversiteler kaç yıl oluyor ortalama genelde? Yani dünyadaki gibi genel 4 yıl kuralına uyuyorlar mı? Yoksa onlar da mesela 3 senelik, 2 senelik ya da daha uzun senelik okullar mı genelde? Genelde 3 sene diyebilirim. Hani burada çoğunluk o şekilde 3 yıl sürmekte üniversiteler Avrupa'da. 3 sene. Genelde 3 sene Avrupa'da üniversiteler diyorsun. Tabii Evet, bunun genelde 3 harici sene sürüyor üniversiteler. süpermiş, süpermiş. Peki Türkiye'den müracaatlarda öğrencilerden IB yani International Baccalaureate ya da French Baccalaureate istiyorlar mı? Böyle bir ön şart var mı? İsteyen üniversiteler var bölümüne göre. İstemeyen üniversitelerde mevcut. Başvuracağı bölüme göre diploması farklılık gösterebiliyor. Peki diyelim ki IB diploması yok öğrencinin. Buradaki IB eğitimi veren herhangi bir okuldan mezun olmamış. Peki bu durumda bu gitmek istediği Avrupa ülkesinde hazırlık okuması gerekiyor mu bir sene ya da 2 sene? Böyle bir imkan olmayabilir. Her ülkede hazırlık okuma şansı olmayabilir. Onu şöyle yapabiliyorlar. Kendi ülkende bir sene oku, sonra buradaki üniversitelere başvur diyebiliyorlar. Ama orada da buradaki üniversiteyi seçip oraya tekrardan başvururken buradaki okuduğu üniversiteye dikkat etmesi lazım öğrencinin. Ama şöyle de düşünebilir. Bu da büyük bir kayıp değil. Bir sene burada okuyup, üzerine 3 sene de orada okuyup 4 senede yine üniversite mezunu olabiliyor öğrenci. Dur, bir sene burada ne okuyacak? Orayı anlamadım tam. Şöyle, burada bir sene üniversiteyi okuyup yani üniversite birinci sınıfını bitirip eğer IB diploması yoksa öğrencinin ya da AP gibi sınavlar mevcut değilse sadece lise diploması varsa Türkiye'de bir sene okuması ve sonrasında üniversiteye başvuru yapma şansı var. Eğer Peki üniversiteler hazırlık transfer mi programı istiyorsun? sunmuyorlarsa Transfer etmek mi yoksa sıfırdan başlamak üzere mi başvuru üniversiteye Avrupa'da? sıfırdan başvuru oluyor. Transfer olarak değil, sıfırdan başvuru oluyor. Aslında bir nevi lise bitirmeye denklik sağlamış oluyor. O denkliği öğrenci almış oluyor bir sene burada okuyarak. Ya da varsa okulların bir yıl foundation hazırlık programları. Bunlar da hani tercih edilebilir ama bazı ülkelerde yok. Böyle bir yolda seçilebiliyor. Sercan, AP sınavlarını istiyor mu Avrupa üniversiteleri? Eğer sadece lise diploması varsa öğrenci AP sınavlarına girerek diplomasına denklik sağlayabiliyor. Hani bahsettik ya burada bir sene belki üniversite okuyup sonra başvurması gerekebiliyor diye. Evet. Belki o şartı AP ile ortadan kaldırabiliyor. Üniversiteler lise diplomasına doğrudan denklik vermiyorsa yani doğrudan başvuru yapma şansı vermiyorsa AP sınavları varsa doğrudan başvuruda değerlendirebiliyor öğrenci.
Çok iyi. O zaman demek ki eğer IB müfredatı uygulayan bir liseden çıkışlı değilse öğrenci Avrupa üniversitelerine müracaat etmek için bu açığı AP sınavları alarak kapatabiliyor. Ve Avrupa'daki Evet. üniversitelerde IB'nin yok ama AP sınavlarının sonuçlarını bak bana göndermişsin. Tamamdır. Sen bu konuları biliyorsun. Ben de okumaya hazırsın, kalifiyesin diyorlar. Bunu anlıyoruz, değil mi? Evet diyorlar, yani başvurusunu değerlendirmeye alıyorlar. Süper, süper. Peki, şimdi aklıma tabii başka bir soru daha geldi. Bizim bir de buradaki bir ucu var bunun. Bu Avrupa'daki üniversiteleri YÖK kabul ediyor mu? Yani akredite mi bu üniversiteler Türkiye nezdinde de? Tabii ki orada şöyle bir şey yapmak genel olarak kabul görüyor. Avrupa Birliği Üniversitesi'nin bir ortak bir kredilendirme sistemi var. O sistem içerisinde zaten olan okulları yok çoğunu tanıyor. Tanıma diye bir bölüm var aslında. Orası daha da teknik bir konu. Belki YÖK'le direkt doğrudan öğrenciler başvurmak istediği üniversiteyi sorgulayabiliyorlar. Hatta YÖK'ün bu konu için kendi web sitesi de var. Devletten de öğrenciler YÖK tanıyor mu oraya diye kontrol etme şansları O var. zaman Devlet baştan şifreleriyle buna giriş yapmak. bakmaları gerekiyor, değil mi? Baştan buna bakmaları iyi olur. Tabii ki yani günün sonunda eğer ki yani diplomalarının Türkiye'de de geçerliliğini olup olmadıklarını öğrenmek için en baştan bunun da araştırmasını yapabiliyorlar. Peki, bak sona geliyoruz. Seni çok yordum, farkındayım. Tekrar şimdiden Ben teşekkür ederim programa katılıp bize vakit verdiğin için. Ama inan ki bu verdiğin değerli bilgiler sayesinde birçok gence bir ufuk, bir çıkış yolu açmış olacaksın. Seni dinleyerek, senin verdiğin cevapları, verdiğin bilgileri dinleyerek hepsine bir önemli bir kapı açılmış olacak. Onun için şimdiden teşekkür ederim. Ama son sorum geliyor. Avrupa'daki üniversitelerin bazılarından, güçlü üniversite isimlerinden birkaç örnek verebilir misin? Bir de eğer mümkünse onlara birer bölüm yapıştırabilir misin? Yani mesela şu üniversitenin şu bölümü güçlüdür diye de eğer spesifik olarak bir bilgi varsa o konuda onu da paylaşabilirsin. tabii ki. Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Her Bu zaman yayına beni de başımdan davet ettiğin için. Çok sağ ol. Eğer ağrı. ki Zevkle sen. öğrencilere, velilere faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Çok keyif alıyorum. Gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bu Ben süreçten biliyorum birisi senin yoğun nasıl olmak olarak çok çalıştığını. çok. Yani son derece fedakarca kendini adayarak çalıştın yıllarca bu konuda. Öğrencilere çok fayda sağladın zaten. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle ki yani birkaç okuldan bahsedeyim. Tabii çok fazla üniversite var. Ama mesela öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği ve iyi de bir üniversite olan İtalya'da ekonomi işletme alanında Bocconi Üniversitesi var. Özel bir okul olabilir ama Hatta Bocconi'nin o bölümü galiba İngilizce bile, değil mi? evet, hatta yani İngilizce, ekonomi, işletme, hukuk birçok program Bocconi Üniversitesi'nde öğrenciler İngilizce olarak eğitim alabiliyorlar. Hollanda'da mühendislik okulları var. Delft ve yani TU Delft ve Eindhoven üniversiteleri mühendislikte yani dünyada da zaten oldukça iyi sıralarda olan üniversiteler. İtalya'daki tıp fakülteleri, hani devlet okulları, tek tek hani belki ismini saymam mümkün değil ama Bologna Üniversitesi, Sapienza Roma'da bunlar da çok iyi üniversiteler. Tıp alanı ve İngilizce eğitim veriyorlar. Onları söylüyorum. Almanya'da zaten hani hepimizin bildiği aslında TUM, Münih Teknik Üniversitesi, yine yani mühendislik ve teknoloji alanında oldukça başarılı bir üniversite. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Verdiğin tüm bilgiler için Sercan. Seninle bir başka yayında daha buluşacağız. Sen şu anda bilmiyorsun ama ben sana telefon açıp o ricada bulunuyor olacağım. Bir kayıt için daha senden burada konuk olmanı rica edeceğim. Şimdilik sana iyi bir gün diliyorum ve selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Her zaman başım üstüne hazırım. Herhangi bir şey olursa buradayım. Herkese ben de iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol.